WhatsApp ihbar hattına öyle bir görüntü geldi ki durumun vehametini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Polis baskın üstüne baskın yapıyor ancak o zehrin önü alınabilmiş değil. Burası metruk bir binanın önü değil. Ailelerin yaşadığı apartmanın en alt katındaki evin penceresi. Bu adamların elindeki şişe uyuşturucu maddeyle dolu. O kadar pervasızlar ki ikisi de sokak ortasında kullanmaktan çekinmiyor. Duman neredeyse evin içine girecek. Ancak madde bağımlıları ne yer ne de mekan tanıyor. Burası İstanbul Gazi Osman Paşa. Burası onların yatağı. Burada yatıyorlar. İki kişi. Geçen hafta burada iki kişi öldü. İşte o görüntülerin kaydedildiği yer tam bu köşesi. Mahalleyi adeta uyuşturucu bağımlıları mesken tutmuş. İşte tam bu noktada işte görüyorsunuz. Pet şişeler burada. Yani o bağımlılar buradaki pet şişeleri kullanıyorlar. Artıklarını da bu alana atıyorlar. İşte görüyorsunuz köşede de yine izmaritleri görmek mümkün. Ekipler gece gündüz operasyon yapıyor. Ancak Bursa mahallesini hem bağımlılar hem de zehir satıcıları mesken tutmuş durumda. Bildiğiniz zombi şehrine dönüştü burası. Titreyen adamlarla dolaşıyor ortalıkta herkes yani. Ailemle buraya, bu parka gelemiyorum. Herkes rahatsız tabii ki. Herkesin rahatsız olduğu gibi bizler de rahatsız. Evet, hemen sokağa döndüğümüzde görüyorsunuz bir kişi hemen apartmanın girişinde yere yığılmış durumda. Onun yanına gideceğiz birazdan. Ancak söz konusu zanlı kameramızı görünce kaçmaya başladı. Ne oldu sana? Dur, sakin ol, gel. Kapımızın önünde tutuyoruz. İki kişi getiriyoruz, kenara koyuyoruz. İki saat sonra ayıkıyor, su döküyoruz, gidiyor. Sakat arabasıyla gelip burada bozdağıyla içenler var. Polis ihbar hattının telefonları susmuyor. Tepkilerin çığ gibi artması üzerine ekipler bir kez daha harekete geçti. Evet, polis şu anda Gazi Osman Paşa Bursa mahallesine girdi. İşte görüyorsunuz. Evet, şu an o kişinin üstünde uyuşturucu madde çıktı. Polis ekipleri onu da etkisiz hale getirdiler. Siyah poşetin içinde satışa hazır uyuşturucu maddeyle geçirildi. Bir, iki, üç. Üç paket işte görüyorsunuz. Satıyor muydun? Bağırma sakın. Ne satacağım oğlum? Biri dedi aldım. Abim suratımı çekme. Pişman mısın sattığın için? Abim ben satmıyorum. Biri dedi aldım diyorum sana. Bak beni sinir etmeyin. Polis baskını sırasında bile benzer manzaralar yaşandı. Uyuşturucunun etkisindeki bu adam ekiplerden kaçarken bir anda yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Sivil ekipler şimdi Gazi Osman Paşa Adliyesi'nin önünde ve burada da yine uyuşturucu madde içenler var. Onlara doğru yürüyorlar. Polisin çevirdiği hemen her şüphelinin üstünden o zehir çıktı. Ama sanki ekipler az önce ceplerinde bulmamış gibi hepsi inkar etti. Yo, benim üzerimden çıkmadı kardeşim. Yani kullanıyor musunuz? Hayır. Osman. Peki üzerinizden çıkan ne? Hayır, üstümden çıkmadı. Evet, uyuşturucu madde çıktı. Bu mavi montlu şahsın üstünden şimdi kelepçelenecek o da. Polis merkezine götürülecek birazdan. Sizin üzerinizden çıkmadı mı yani? Evet, hayır. Benden bir şey çıkmadı. Çıktı mı, çıkmadı mı? Çıkmadı. Pişman mısın peki kullandığın? Abi halimi görmüyor musun? Bak kanter içindeyim. Çalışamıyorum. Bak ben firma sahibiyim. Bunun yayınlanmasını da istiyorum. Bu İstanbul'a geldiği günden beri içiyorum abi. Ne zamandan beri yani? 8-9 senedir içiyorum abi. Çünkü ben bu işi bırakamıyorum. Beni kurtarın bu işte. Polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulamak üzere karakola götürdü. Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı mahallede 4 gün önce yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.